Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı için hazırlanmaya hep beraber başlayalım. Bugün sizlerle beraber gerçekten son derece seçici, son derece kaliteli, tam da sınavlarda çıkacak şekliyle Milletin Bakanlığı'ndaki hocalarımızla görüştük. Aynı zamanda Milletin Bakanlığı sorularında kazanımlar hazırlayan hocalarımızla da görüştük. Biliyorsunuz EBA'da hafta sonu sizler için e, kurslar da yapıyoruz. 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12'de ve TYT ve AYT'de ve 5, 6, 7, 8'de de. Oradaki hocalarımızla görüştük. Ve yazılıda hocalarımıza Öğrencilerin neler sorabileceğini merak ettik, araştırdık. Bugün gerçekten ilk başta güzel bir giriş yapacağız. Sonra da son derece seçici sorularla beraber konuyu öğreneceğiz. Bayağı bir sorumuz var, bayağı bir alıştırmamız var. Bunların hepsini yaptığımızda konuyu net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi burada bilmemiz gereken kavramları ben hemen uyarıyorum. Ardından hemen sorulara geçiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle edebiyatın bilimle ilişkisini size sorabilirler. Yani edebiyat arkadaşlar insan hizmet eder. Diğer bilimler de insan hizmet ettiği için bununla alakalı bilgileri size soracaklardır. Metinlerini sınıflandırmasıyla alakalı minik bir soru gelebilir. Ve aynı zamanda iletişimin egelerinden de sorular gelir ki bunu birazdan da biz burada çözeceğiz. Son derece basit bir konu. Hatta Şurada göstermek istiyorum. Hatta bir, dakika bir saniye izin verirseniz. İşte gönderici, alıcı, kanal, kod, ileti, dönüt. Bunu birazdan çok mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Ardından... Hikayeye bakacağız. Hikayenin tanımını göreceğiz arkadaşlar. Hikayenin özelliklerini size sorabilirler. Yani işte kısa olduğunu, romana göre daha kısa yazıldığını, yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığını ve aynı zamanda dünya edebiyatında Dekameron'un Boccaccio adlı eseri, daha doğrusu Boccaccio'nun Dekameron adlı eseri, Türk edebiyatında yine Ahmet Yusuf Efendi'nin Letaifi Rivayat adlı eseri ve yine Sami Paşa Sezai'nin Sergüze ee, Küçük Şeyler adlı hikayelerinin ilk gerçekçi öyküler olduklarını bize söyleyebilirler arkadaşlar. Hikayenin bölümlerine, yapım unsurlarına ve türlerine dikkat edelim. Burada durum hikayesi Çehov tarzı kesti öyküleri, olay hikayesi Mapasan tarzı olay öyküler olduğunu bilmemiz gerekir. Hikayelerde öyküleme ve betimleme zaten biliyoruz. Diyalog ve iç konuşma ile alakalı birazdan sorular çözeceğiz. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri zaten bizim 5, 6, 7, 8'den beri tekrar ettiğimiz konular. Bugün onları da güzel bir şekilde sorularla tekrar edeceğiz diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi Aşağıdaki tanımda boş bırakılan yerlere uygun kavramları getiriniz. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilme sanatına edebiyat denir. Yani edebiyatın tanımı sınavınıza çıkabilir. Bakın edebiyat sadece yazılı değil sözlü olabilir. İslamiyet öncesinde sözlü gelenekte birçok şiir yazılmıştı. Bunları da biliyoruz. Gelelim diğer kısma. Tabloda gösterilen güzel sanat dallarına ikişer örnek yazınız diyebilir. İşitsel fonetik sanatları sorduklarında edebiyatın işitsel sanatlara girdiğini ve müziğin işitsel sanatlara girdiğini mutlaka bilmelisiniz arkadaşlar. Görsel sanatlara resim diyebiliriz plastik sanatlar. Burada tabii ki görsel plastikle uğraşıyoruz. Ve yine heykel burada ile yapılan bunlar görsel plastik sanatlardır. Dramatik sanatlara baktığımızda ritmik yani tiyatro ve sinemayı burada örnek gösterebiliriz. Bu tablodan da sınavınıza soru gelebilir arkadaşlar. Şimdi buradan mutlaka bir soru gelecek. Buraya hemen gösterelim. Bu metindeki iletişim ögelerini yazınız demiş. Sahaflar Çarşısı'ndaki bir kitapçıya giren Ayşe ile sahaf arasında şöyle bir konuşma geçer. Ayşe, sizde Neşat Nuri'nin Yaprak Dökümü romanı ilk baskısı var mı? Sahaf, şu raftaki kitapların arasında olacaktı. Şimdi, burada göndericimiz arkadaşlar, yani Ayşe göndericidir. Niye? Çünkü ilk olarak e, iletişimi o başlatıyor. Alıcımız kimdir? Tabii ki sahaf, yani kitap satan kişi. Kanalımız nedir? Burada ses dalgalarıdır arkadaşlar. Çünkü iletişimi konuşmayla ses dalgaları üzerine yapılıyor. Kodumuz tabii ki dil Türkçe olduğu için Türkçe kodu dememiz gerekiyor. İletimiz nedir? Sizde Reşat Nuri'nin diye başlayan şu cümle yani. Var mı diyor ya sizde var mı diyor. Ben cümlenin tamamını yazmıyorum vaktinizi değerli olduğu için. Ama bu cümle iletir. Siz sınavda sakın böyle yapmayın tamamını yazın yoksa hocanız tam puan vermez. Dönüte baktığımızda safın ona dönmesi yani ona döndüğü cevap. O da ne demişti? Şu raftaki diye başlayan cümle diye şu raftaki deyip olacaktı diyen cümle. Burası da e, sahafın ona dönütü olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir soruya. Aşağıdaki numaralanmış açıklamalar uygun kavramlarla eşleştiriniz. Buradan da mutlaka yüzde soru gelir arkadaşlar. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Bir dilin bir ülke sınırları içerisinde farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine biz ne diyoruz? Ağız diyoruz. Niye? Ülke sınırı içerisinde. Karadeniz ağzı, işte Ege ağzı gibi. O yüzden buraya ağız kelimesini yazmak istiyorum. Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişim içinde ayrılmış kollarına ise biz şive diyoruz arkadaşlar. Ama izlenebilen tarihi kollar. Yani Azeri şivesi diyoruz mesela. Bir dilin tarihi gelişimi için yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerine ayrılmış kodlarına da biz artık lehçe diyoruz. Mesela Çuvaşça ya da Yakutça bunlar artık takip edemiyoruz. Anlaşamıyoruz zaten ka ka çok farklı kelimeler. Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, sözünü ve anlam bakımından farklı gösteren dili veya kelime darcına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Burada e, argo diyoruz. Ortak dilden ayrı olarak belli toplulukların ses, yapı, sözdizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren ...dili veya kelime dağarcığına da... ...argo diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi o zaman geldik başka bir sayfaya. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere... ...jargon da denebilir. Aşağıdaki tabloda... ...boş bırakılan boşlukları doldurarak... ...olay hikayesiyle durum hikayesini karşılaştırınız demiş. Şimdi olay hikayesi arkadaşlar birincisi... ...kimdi bunun temsilcisi? Dünya Edebiyatı'nda Mopassant'tı. Mopassant'tı. Bizdeki temsilcisi kimdi? Ömer... ...Seyfettin vardır, Refik Halit Karay vardı. Ama en büyükten yazıyoruz. Ömer Seyfettin. Buna da Çehov tarzı hikaye diyorduk. Ve bizdeki temsilcisi de yine e, Memduh Şevket Esendal ve Said Faik Abasiyanık. Memduh Şevket Esendal ve Said <laughs> Faik Abasiyanık önemli temsilcileriydi durum hikayesinin. Şimdi olay hikayesinin öyle özelliklerine bakalım. Birincisi olay hikayesi arkadaşlar olay ağırlıklıdır. Bunu bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda giriş gelişme sonuç dediğimiz serim ...düğüm ve tabii ki de çözüm bölümleri vardır. Yani serim, düğüm, çözüm bölümleri burada var... ...ama diğerinde olmayacak arkadaşlar. Burada tabii ki okuyucudaki merak ögesi canlı tutulur. Acaba ne olacak diye merak ederiz. Yani ne olacak acaba diye merak ederiz. Ve aynı zamanda bu hikayeler çarpıcı bir sonla biter. Merak ögesi olduğu için çarpıcı bir sonla biter diyebiliriz. E diğer tarafa bakalım durum hikayesine. Şimdi durum hikayesi arkadaşlar durum ağırlıklıdır. Durum parantez içinde, kesit ağırlıklıdır. Yani hayatın belli bir anı vardır. Burada tabii ki serin düğüm çözüm yoktur arkadaşlar. Az önce kısım yoktur. Merak ögesi şurayı şöyle alıyorum. Şuraya koyuyorum. Serin düğüm çözüm yoktur. Merak ögesi ön plana bak. Buraya alıyorum. Merak ögesi tabii siz sınavda böyle yapmayın. Ön plana çıkarılmaz. Yani asla merak ögesini e, yazar. Ön plana çıkarılmaz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Çarpıcı bir sonla biter demiş. Burada bitmemişlik duygusu hakimdir. Bitmemişlik duygusu hakimdir. Burası da önemli. Yani burada okuduğunuz zaman aa hikaye bitmedi sanki dersiniz. Böyle hayatın bir kesti verilir arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Bu parça kullanılan anlatım biçimleriyle anlatım tekniklerini belirleyiniz demiş. Bakalım. Tüh Adamın üstünü kirlettim. Benim amirim değil ama ne fark eder? Bu yaptığım çok ayıp. Kendisinden özür dilemeliyim diye düşündü. Birkaç kez hafifçe öksürdü. Gövdesini biraz ileri verdi. Generalin kulağına eğilerek bağışlayın beyefendi diye fısıldadı. İstemeyerek oldu. Üzerinize aksırdım. Zararı yok. Zararı yok. Şimdi burada karşılıklı bir konuşma var. Ee, dolayısıyla birincisi burada bir diyalog olduğunu biliyoruz. Burada diyaloğun yanına bir tık atıyorum. Geriye dönüş var mı zamanda? Böyle bir şey yoktu. İç konuşma var mı? Var. Niye? Çünkü özür dilemeliyim diye düşündü demesi iş konuşma olduğunu gösteriyor. Peki bilinç akışı var mı? Bir anda böyle birincinden geçenleri bir anda sıraladı mı? Hayır öyle bir şey yapmadı. Bir öyküleme var. Olaylar ardı arda gelmiş. Dolayısıyla 1, üç beşten faydalanmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu parçada hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Okuyalım. Yolun kenarında yeşillikler vardı ya. Baktım bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride dört çocuğa arasadım. Ne yapıyorsunuz yahu dedim. Sana ne dediler. Fukara üstleri yırtık pırtık yavrulardı. Canım neden söküyorsunuz dedim. Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. Ne yapacak bunları? Yukarıda deri tüccar Hollandalı var yani. Onun bahçesini düzeltiyorlar da. İngiliz çimi alsın eksin madem herif zengin. Şimdi burada birincisi zengin fakir çatışması işlenmiştir. Evet bak niye? Çünkü fukara üstleri yırtık pırtık yavrular vardı diyor. Zengin bir adam vardı diyor. Dolayısıyla burada zengin fakir çatışması işlenmiş diyebiliriz. Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır. Evet karşılıklı konuşmalar var. Burada konuşuyorlar. Kahraman anlatısının bakış açısıyla anlatılmıştır. Evet bak ne diyor? Rastladım. Dedim. Dedim. Bunların hepsi ben yaptım dediği için. Ben olduğu için kahraman bakış açısı doğru. Yol kenarındaki çimlerin sökülmesi konu edilmiştir. Evet yol kenarındaki çimlerin sökülmesi vardı ya diyor. Madem zengin bunu yapsın. Niye çimleri söküyorsunuz diyor. Ya bazı yerlerin yeşillik yerler sökülüyor diyor. Bu da doğru. Kişiler iş dünyalarıyla yansılmıştır. Böyle bir bilgi yok. Buna ulaşamayız. E seçeneği yanlıştır. Başka bir soruya bakalım. Bu parça hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincap rengi bahar aydınlığı Çinlilerin yeşil derinliklerine birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltlere diz çökmüş yorgun vezirler önlerindeki alının renkli nakışlarına bakıyorlar. Uzun beyaz sakalına zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri çok uzak çok karanlık şeyler düşünüyor gibi var olmayan noktalara dalıyordu. Yürekli bir adam gerekli paşalar dedi. Biz onun sırmalara, altınlara, elmaslara boğarak gönderdiği elçisine... ...padişahımızın elini öptürmedik ancak dizinin öpmesine izin verdik. Kuşkusuz orada da bulunmaya kalkacak. Kuşkusuz. Şimdi bu parça aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ömer Seyfettin'in e, pembe bencilli kaftanından alınmışa benziyor. Üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır. Doğru bak. E, koyulaşıyordu. Dalıyordu. Burada diyalog var ama oldu oldu. Yani üçüncü kişi var. O yaptı anlamını gördüğümüz zaman üçüncü kişi vardı. Bu doğru. Hakim anlatıcı bakış açısı vardır. Buna bakalım. Evet. Ee... Bakıyorlar bak. Yorgun vezirler. Önlerindeki halının renkli nakışlarına bakıyorlar. Uzun beyaz sakalını zayıf yaratan yaşlı sadrazamın sönük gözleri. Çok uzak çok karanlık şeyler düşünüyor gibi. Var olmayan dalıyordu. Yani adamın ne düşündüğünü nereden biliyorsun? Demek ki sen hakim anlatıcının bakış açısını kullanmışsın. Öyküleme ve betimleme anlatımı için yer alınmıştır. Evet, bir öykü var ve aynı zamanda işte büyük kubbeli divan demesi, daha sakin daha gölgeli demesi, mavi mor sincap renkleri demesi. Bunların hepsini öyküleme ve betimleme olduğunu söyleyebiliriz. Bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerine yer Hayır, iç konuşma yok. Burada direkt konuştu, bilinç akışı da yok. Olay hikayesinin serin bölümünün özelliklerini göstermektedir. Evet, bir giriş yapacaklar. Şimdi Pembencilik Kaftan'da ee, vezir gönderecekler. Ama bunu da böyle daha doğrusu vezir değil de elçi gönderecekler. Böyle çok iyi güçlü biri olsun diyecekler. oraya gittiğinde tabii ki pembe inceli kaftanı sererekten şovunu yapacak. Gerçekten hikaye anlatmıyorum okumanızı tavsiye ediyorum. Bu serin bölümü giriş bölümü önce bir giriş yaptı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bilinç akışı ve iç konuşma teknikleri burada yok arkadaşlar. Şimdi D bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlış yapılmıştır demiş. Nasıl yapıyorduk? D'yi kapatabiliyorsak ayrı yazılıyordu. Kapatamıyorsak bitiş yazılıyordu. Tarihin kaydeti en erken cam örneklerine Doğu Akdeniz havzasın rastlıyoruz. diye biliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bitişki yazacağız. O zaman A seçeneği doğru. Denize egemen olmayı başarmış. Akdeniz'e dize getirmiş tüccar kuran tüccar koloniler kuran fenikeler cam sanatının harikulade örneklerini oluşturmuşlar. Harikulade örneklerini de oluşturmuşlar. Burada da oluyor. Sıkıntı yok. Ayrı yazabiliyoruz. Genel adı Alabastron olan Doğu Akdeniz camlarının bu en klasik örneklerin Akdeniz maviliklerinden, dalgalarından ve doğanın yeşilden sarıya kahverengi çalan çok çeşitli tonlardan esinlenmiş. Şimdi Akdeniz camlarının bu en klasik örneklerin diyemiyoruz. Yani burada mutlaka bitişik yazmamız lazım. Zaten de bitişik yazmış. Burada da sıkıntı yok. Doğu Akdeniz'in gezgin tüccarları çeşitli esansları, kokulu yağları ve kimi zaman değerli ilaçlarını bu şeylerde dönemin seçkinlerine ulaştırmışlar. Bak kimi zaman değerli ilaçlarını diyebiliyoruz. Bu şeyler şimdi kimi zaman diyebiliyoruz Dağ yatabiliyoruz ama bitki yazmış. O zaman burada da ayrı yazılmalıydı. Burada yazım hatası olmuş. Bu şişelerde dönemin seçkinliklerine, seçkinlerine ulaştırmışlar. Bu şişeler dönemin seçkinlerine ulaştırmışlar diyemiyoruz. Bu bitki yazılması lazım. Bitki yazmış. Ama burada hata var. Beşinci cümleye bakalım. Antik toplumlar arasından özellikle Helenistik ve Roma dönemlerin cam sevgini ve yüzünün ifadesine de aracılık etmiş. Roma dönemlerin diyemiyoruz. Dolayısıyla bitki yazılması lazım. Cam sevgini ve yüzün ifadesine aracılık etmiş diyebiliyoruz. D'yi ayrı yazmamız lazım ki ayrı yazmış. Beşte de hata yok ama D seçeneğinde yani dördüncü cümlede zamanda'nın dağısı ayrı yazılmalıydı. Şimdi boş bırakılan yerlere uygun noktalama şartlarını getirelim. Şimdi köyde bahar çiçeklerden bir davet edilir kırlangıçların düğününe. Sözü boşuna değilmiş demek. Hmm. Burada bir söz var. Demek ki önce bir tırnak işaretiyle başlıyor. Polonezköy'de bahar... Diyor virgül. Çiçeklerden bir davetiyedir kırlangıçların düğününe <laughs> diye cümleyi bitiriyor ve tırnağı kapatıyor. Sözü boşuna değilmiş demek. Hmm. Nokta. Bu sözü hak vermek için köy meydanından ormana doğru yürümek yeterli. Nokta. Burada atların gezindiği çiftlikler virgül, huzur dolu piknik alanları virgül, çardaklı kır lokantaları ve sevimli pansiyonlar diye devam ediyor. O yüzden 3 nokta diyebiliriz. Burada demek ki sırasıyla tırnak işareti Kesme işareti şöyle yapalım. Şöyle sonrasında virgül ardından nokta ardından yine tırnakla kapattık. Sonrasında yine bir nokta sonrasında yine bir virgül yine bir virgül yine bir virgül ve en sonunda da 3 noktayla bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gerekenleri söylüyorum arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Öncelikle eğer 0'dan 9'a sözel setiniz varsa... Buradaki içindeki edebiyat kısmını alıyorsunuz. Biliyorsunuz sıfırdan dokuza sözel sette edebiyat, tarih, coğrafya hepsi var. Burada sıfırdan dokuza edebiyatı alıyorsunuz. Bakın tam çalışacağınız yerleri gösteriyorum sizlere. Birincisi burada edebiyat nedir de bir tane tanımı biz zaten yapmıştık. Ona çalışmanız lazım bir. Ardından edebiyatın bilimlerle ilişkisini tarihle, felsefeyle, coğrafyayla, psikolojiyle, sosyoloji ilişkisinden bir tanesini size sınavda sorabilirler. Buradaki soruları zaten çözüyorsunuz. Güzel sanatlarda edebiyat müziğin alanına girdiğini zaten ikinci sorumuzu sizlerle çözdük. Metinlerin sınıflandırılmasına sanatsal metinler, öğretim metinler dedik ama burada bilhassa şu kısım. Bir tane öğretici metin verir. Yani net bilgi içeren, nesnel anlatım olan, dili göndergesel işlevde kullanan, gerçek anlam sözcükler. Bir tane de özel anlatımlı, dilin şiirsel işlevinin olduğu, meclis anlamlı bir e, ifade verir. Bu ikisini karşılaştırmanızı isteyebilir. Aynı zamanda e, bunları zaten lise, e, ortaokullarından biliyorsunuz. Ağız, şive, argo, lehçe, jargon. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. Buraları iyi çalışmanız gerekiyor. Sonra gönderici, alıcı, ileti, kanal. Mesela ben şimdi göndereceğim. Sizler alıcısınız. Ben size iletiyi yolluyorum. Sizler de e, bana like butonuna basaraktan dönüt yapabilirsiniz. Bu arada bakın ne kadar güzel bağladım. E, burası önemli. Şimdi e, dilin işlerini belki sormayabilirler. Burasını şey yapalım. Ardından arkadaşlar hikaye konusuna geçin. Hikaye konusunda hikayenin unsurları kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcı. Bunları bir hikaye verip size bunları sorabilir. Aynı zamanda Olay hikayesiyle durum hikayesi arasındaki farkı sorar. Olay hikayesi bakın burada tam böyle sizin için işledik. Burayı bir kez daha çalışmanızı isteyebilir hocalarınız. Buradan böyle bir örnek sorabilir. İşte temsilcilerin Ömer Seyfettin, Refik Karay, Reşat Nörgün Tekin, Sabahattin Ali olay hikayesinin olduğunu bilmeniz gerekebilir arkadaşlar. Buralar önemli. Serin bölümünü, düğüm bölümünü ve çözüm bölümünü göster diyebilirler. Yani olayın girişildiği, girdiği yer... Sonra düğümlendiği yer ve çözümlendiği yeri yani sonucunu size sorabilir. Burada bununla alakalı da sizlere sorular sorduk. Hikayede anlatımda birinci kişi ağızdan anlatım. Yani yaptık, ettik, gittik. İkinci kişi ağızdan, üçüncü kişi ağızdan anlatım. Yaptılar, gittiler, ettiler şeklinde buna dikkat etmemiz gerekir. Kahraman bakış açısında olayların kahramanısın. Yaptım diyorsun. Gözlemci de yaptı diyorsun. Hakim neyse yaptı diyorsun ama içinden geçenleri de biliyorsun. Bu kısmı sorabilir. Bu kısmınla alakalı soruları da mutlaka çözün arkadaşlar. Yine diyalog, iç konuşma, bilinç akışı ve e, ee, sahneleme tekniklerini takip etmeyi size sınavda sorabilirler. Bunlara da güzel bir şekilde çalışmanızı istiyoruz. E, dil bilgisayarlarla isim konusuyla alakalı yazım kuralları ve noktalama işaretleri alakalı sorular gelecektir. Bunları zaten burada tekrar ettik. Bunları da çalıştığınızda sınavda iyi bir not alacaksınızdır arkadaşlar. Bu sıfırdan dokuza edebiyattan. Aynı zamanda eğer Dinamo Sözel Setiniz varsa, Dinamo Sözel Set'te ki Dinamo Edebiyatı hemen çıkarmak istiyorum. Burada göstermek istiyorum arkadaşlar. Dinamo Edebiyatı şurada. Nerede Dinamo Edebiyatı mısa? Burada arkadaşlar yine aynı şekilde bakın Milletin Bakanlığı kazananlar diyor ki e, edebiyatın bilim ve güzel sanatlar arasında etkileşim üzerine durulur. Bunların birbirlerine kaynaklı etkilerini örneklerle açıklar diyor. Birbirlerine nasıl yani psikolojiye nasıl faydalanıyor, tarihte nasıl faydalanıyor, edebiyat bunları bilmemizi isteyeceklerdir. Ve aynı zamanda iletişimin ögeleri açıklanır. Standart dil, ağız, şive, lehçe, jargon, argo kavramlar üzerine duruluyor diyor. Bunları mutlaka ee, çalışmanızı istiyoruz. Çünkü zaten bize yazıldığı sorduk az önce Burada sınavda soracaklar. Burada arkadaşlar rehber soruları ve örnek şeyleri güzel güzel çözdükten sonra testleri. Burada sizin için bir de yazılı örneği hazırladık. Sanatsal metin, öğretim metin. Bunu da çözebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradaki boşlukları doldurabilirsiniz. Bunlar önemli. Hikaye özelliklerine baktığımızda burada da yine bakın. Olay hikayesi ve durum hikayesi arasındaki metin farkını verebilirler size sınavda. Bunun çünkü Milletin Bakanlığı kazanımlarını vermiş. Ve aynı zamanda hikayeyi karşılaştırabilirler. Mopasanta Çeo. Bakın kişiler bir hikaye vereceklerse kişilerini soracaklar. Olay örgüsünü, mekan, zamanı, çatışmayı konuyu tema anlatı ve bakış açılarını soracaklar. Konu ve tema arasındaki fark şuydu. Tema daha geneldi. Mesela aşk bir tema. Leyla ve Mecnun aşkı ise bir konudur. Bunu da bilmeniz lazım. Anlatıcıları söyledik zaten. Birinci kişi anlatısı, ikinci kişi anlatısı. Bir de bakış açıları vardı. Hakim, tanrısal ve kahraman bakış açısı. Onları da bilmenizi isteyebilirler hikaye. Yani. Yine burada da bu soruları güzel güzel çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada yine sizin için bir yazılı sorusu hazırladık. Buradaki yazılıya da bakarsanız sizin için faydalı olacaktır. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumları alayım. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. <laughs>